Merhaba arkadaşlar, seriye kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi önceki bölüme gelen birkaç tane yorum var, onlarla başlamak istiyorum müsaadenizle. Sevgili kara kedi mi? Abi deri pişik yapmasın ecdamıza demiş. Abicim önceki serilerde de çok giydik bu kıyafeti, biz sıkıntı yaşamadık. Bu seride de problem olacağını düşünmüyorum. Yorumun için teşekkür ederim. Sevgili Arif Emre Rüzgar. O mahsur kalan arkadaş konsola George Riverwood yazıp enterlasın, o bölgeden çıkacaktır muhtemelen. Modu bilmiyorum ama ben bu taktiği kullanıyorum demiş. Abicim yorumun ve önerinin için teşekkür ederim sevgili Arif. Şimdi kodu zaten biliyoruz, artık bilmeyen yok ama buradaki asıl problem o modda sıkıntı var mı yok mu? Şimdi modlama videolarında görev modlarını kurduğumuz zaman o modu kurmuştuk. Bir önceki bölümde sorun bildiren bir arkadaşımız vardı. 15. levelden sonra bir bölgeye karakteri atmış. Orada da tıkanıp kalmıştı arkadaşımız. Şu ana kadar bende böyle bir sorun olmadı. Yani buradaki asıl mevzu oradan kodla kurtulmak değil de, yani normalde oradan çıkmanın bir yolu var mı yok mu? Arkadaşımızın sorduğu soru buydu. Ki biz de zaten o görevi yapacağız. Artık o şart oldu bize. Yani yakın zamanda olmaz ama ileriki dönemde yapacağız. Sorun var mı yok mu en azından test edeceğiz. Ki arkadaşımızın belirttiği sorunlardan bir tanesi de 15. levelde bir yere ışınlandığından bahsediyordu. Biz 16. leveldeyiz. Herhangi bir yere ışınlamadı oyun bizi. Yani böyle bir de durumumuz var. Önerim ve yorumun için teşekkür ederim. Sevgili sinema görevlisi, 1357'deki yaratık için hangi modu kurmuştun? Abicim baktım ben bölüm arasında. Şu yaratık modlarını kurduğumuz modlama videosuna bakarsan orada Ogre ve Ogre ile beraber bir tane daha mod kurduk. Ogre'ye benzer. Yani ikisi üst üste gelince de yapmış olabilir ya da sadece Ogre de olabilir. Çok emin değilim hangisi olduğunu. Yani Ogre'ye benzer bir mod daha kurmuştuk çünkü. Yaratık modlarını kurduğumuz videoya bakarsan orada daha detaylı anlaşılabilir diye düşünüyorum. Sevgili Rabianu, yanlış telaffuz ettiysem kusura bakma. Selamlar. Oo, Skyrim alırım bir daha. Skyrim Discord'u var. Oraya dahil olabilirsin demiş. Teşekkür ederim abicim. Yani kendi Discord kanalıma bile doğru düzgün dahil olamıyorum. Yani fırsat bulamıyorum, zaman bulamıyorum. Şu anda da acayip derecede bir yorgunluk, bir uykusuzluğum var. Yorgunum biraz. Videoyu fazla da bekletmek istemedim. Açıkçası videoyu çekip hemen uyuyacağım. Onun için hızlıca seriye devam edelim, başlayalım. Şimdi görevlerimize bakalım. Aşk kitabı görevini önceki bölümde aktif etmiştik. Şöyle bir hemen hızlıca bir açıklama kısmına bakayım. Bununla başlayabiliriz. Sevgili Furkan mıydı? Tam hatırlamıyorum. Bir arkadaşımız tavsiye etmişti önceki bölümlerde. Hatırlarsanız %15 civarı bir büyü direnci verecek bu görevi bitirdiğimizde. İmparatorluk insanı olduğumuzdan dolayı herhangi bir büyü direncimiz yok. En azından bu görevle bu açığı kapatmaya çalışacağız. Onun için bu bölüm bu görev üzerinden gideceğim. Yetiştirebilirsek bu görevi bitireceğiz. Peki, ağırlık durumumuz 179. İyiyiz. Sıkıntımız yok. Peki, nereye gidiyorum? İvaş köyüyle başlayalım abi. Gel. Bu bölüm bu görevi yapalım. Ne oluyor lan? Şişt, ne oluyor? Sakin ol. Peki. Evet. Sorun nedir? My parents are being impossible. Bassianus wants to marry me. I think I love him, but he wants to move to Riften afterwards. My father won't allow it. He only cares about this stupid town. But Bassianus makes me happier than anyone ever has. My mother's not any help either. I don't want to choose. They're both so amazing. Ailesiyle konuşacağız. Peki. I'm sure I know what this is about. She thinks she's in love with Bassianus and wants to leave town. With him. Let me tell you how I see it. Until a few months ago, the girl was head over heels for Clement. Wouldn't stop talking about him.
Now, if I thought she was really in love with Bassianus, that would be one thing. But she's a child. It will pass. Peki onun kalmasını neden bu kadar çok istiyorsun? Look around here. There's not much left. Used to be a good-sized town. The folks have been moving to Riften for a while now. If all the young people leave, what happens to Iverstead? You know how children are. Her fancies change with the moon. And like always, the boy lacks any kind of spine. He'll need some convincing. A little push and this would all be simpler. Peki. Bir annesiyle mi konuşacağız? O beni ilgilendirir abi. Hop. Bir de anasıyla konuşalım kızın. Neredesin lan? Buradayım. You must be another pilgrim on the way up to high. Oh my. Probably something about the men. We all wish we had her problems. I don't tell my husband, but I don't have any problem with Bassianus. Even if it means her leaving Iverstead, I want Fastred to be happy. If they just snuck out of town together, I could manage my husband. Terk etmelerini ne sağlardı? Bassianus is still so terrified of Yofthor. If he knew that I'd keep him from hunting the poor boy down, he'd take Fastred to Riften without a second thought. Let him know that I'll watch out for them. I just want my daughter to be happy. Şöyle bir durum var. Bassianus'tan önce, yanlış telaffuz etmiş olabilirim ismi, Krimek'le aslında görüşüyormuş. Onu seviyormuş. Sure, leave. Everyone else does. Krimek'le bir görüşeceğim ya. Dur bakalım. Ha, babasının söylemesine göre onun adını ağzından düşürmüyormuş öncesinde. Krimek neredesin? Krimek. Şu an kız bununla gitmek istiyor ama bundan önce Krimek'le görüşüyormuş. Bunu seviyormuş. Dur bakalım. You've been a good friend to me. That oh, Fastred. I'm not sure what happened. One moment she's smiling at me, the next I can't even meet her eyes. İyi bilirim o duyguyu. Bassianus would know what's going on. He understands women. What did you call me? Peki demek istediğim gözünü, ha gözün kara olmalı. Neyse sanırım daha türlü hareketlerden hoşlanıyor. Yok üsttekiyle biraz gaz verelim abi. Yürü fırla. Aha burada bir tane vampir var. İzmir's beard, you're right. No fish was ever caught by staying away from the shore. I'm off to see her. Hadi bakayım. Tam bunu yolda şey yapalım mı kendimize? Dur bakalım. Bu görevi bitirelim. Nereye gittin lan? Koşuyorsun. Hop. Fastred, I have something to say to you. Klimek? What is it? I don't want you to leave Iverstead. Why not? Because I would miss you. But I thought you only cared about your fishing. What good are fish if you have to eat them alone? Oh, Klemik. Bir balığı beraber yemek olayıyla tavladığınızı, he mi? Bunu yazalım bir kenara. Belki bize de lazım olur. Neyse, farklı bir yorum yapacaktım da vazgeçtim. Bu iş tamam mı? Peki sıradaki Dinya Balu ile tekrar görüş. Peki Dinya Balu anası mıydı kızım? Nerede? Dinya Balu? Dinya Balu kimdi lan?
Değil miydi? Dur. Tamam, ha, tapınaktaki vatandaş. Tamam, gel. Görevi başlatan kara elfti. Tamam. Mara'yı mı tercih edelim? Mara mı, Dibella mı? Lady Mara bids you welcome to her benevolence. Yuvar köyündeki olay tamamdır. How wonderful. Like the sea, their love roils and swells, but brings life and nourishment to all. I see you are eager to carry the light. Evet. As you venture, Mara fills my mind ever more with visions of love in peril. Tamam. Embers lie nestled in stone, needing only fuel to bloom a flame that will warm. Go to Markarth. There you'll find Kalsomo, wise, acid, and reclusive. Help him to emerge and state his intentions. This is the prayer heard by the goddess and relayed to her servants. Anlaşılmıştır. Burada ne var? Bir saniye, şunu bir iptal edelim. Kafamızı karıştırmasın. Tamam, sadece bu seçili olsun. Doğru, Markarth'a dedi. Okey. Taş Saray'a gideceğiz. What am I supposed to do? Never leave the house? You want that ending? You're closing the stall, and that's fine. You want to get out now? No. Tamam, siz devam edin. Oradaki olaya sonraki bölümlerde bakarız abi. Acelemiz yok. Ha, seriye yeni başlıyoruz. Yeni bir bölge keşfettik. Kolay gelsin. Hayırlı nöbetler. Peki, aslında seni arıyorum. I told you I'm not hired. You idiot. You even know who I am? The most recognized scholar. I'm sorry. Tamam. I got too excited. I'm in the middle of some very stressful. Sana yardımcı olmam için Mara tarafından gönderildim. Beginning to lose faith that any help would come. You see, I've been thinking about Feline quite a bit. Feline'i tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Yani sana göre biraz genç kalıyor diye biliyorum. That's the trouble. I know Feline from the keep, but I have no idea what sorts of things she likes. It's not a simple matter. I could offend her fairly easily by bringing up the wrong subject. I've seen it happen before. There is one, Ingvar. He's quite popular with the ladies. Thankfully, Feline is not quite his type, but they've been friends for some time, and he may have some ideas. Please, ask him what she likes. It's my only chance. Come on. Tabii ki kitap var. Gel bakalım.
Nerede, içeride mi bu? Tamam. Şimdi ben buraya girmek istesem bir gireriz ama sıkıntı olacak. Böyle bir 5 saat. Ben buradan çıktı mı? Ha, buradasın. Dur. Bloody enough for you outsider. Peki. And you found your home, friend. Blood and silver are what flows through Markarth. Kan ve gümüş derken neyi kastediyorsun? It's right there in the name of the most powerful. Gümüş kanlar. Mine filled with prisoners that dig up silver ore, get smelted by workers they pay. I work for them. The inn is named after them. Tamam. When the guards make an arrest, they check with them first. Anlaşılmıştır. Bunu soralım. Why are you interested? Ah, a secret admirer. Evet. Don't worry, I won't tell a soul. As for what she might like, I didn't tell you this. Feline likes to act tough, but she really has a soft spot for, of all things. Bire gerçekten çok düşkündür. You know, I took some classes at the Bard's College as a youth. Poems come in handy when wooing. There's a poem I once used on an older lady of Rorikstead. I can change it to be about Feline if you've got some gold. Are you prepared tamam. to receive my golden words? Verelim ya. Wonderful. Her şey mağara için. So you won't forget it. You should probably just let Feline read it herself. Don't want you stumbling over the words and ruining my flow. Tamam. Aşk şiiri. Bir bakalım ya neymiş. Merak ettim şimdi. Bu bayağı kalabalık. Evren Oğuz'a Yıldız, teşekkür ederim sevgili Oğuz'a. Şöyle hızlıca baktım, kapattım. Siz okumak isteyenler videoyu durdurup okuyabilir abi. Ben bir yolcuyum. Very well. You may approach the mournful throne. Tamam. But watch your words. Kelselmo, what about him? What? You're out of Don't talk such rot. Please stop wasting my time. You're embarrassing yourself. Dur bakalım. As his help, pardon me? I'm not sure what this is all about. This is lovely. Kelselmo wrote this about me? I never knew he had such feeling in him. Clearly, I've never even thought of him in that manner. I wish that I was as skilled with words as he. Here, take in this letter. I may not be as eloquent as he is, but I hope he understands. Tamam. Mektubu da okuyalım mı? Bura mutfak. Bura değil. Abi yanlış yerdeyim. Bir saniye şu mektuba da bir bakalım. Ne okumamışız? Fazlasını konuşmak için buluşalım. Okey, tamam. O iş tamam. Hallettik olayı. Tamam.
Tamam, bu da bizim diğer şey, sözleşme. Birader, benim o işin tamam. Evet. Tamam. Koş koş. Ben de geliyorum. Önce şunu okuyayım. Tamam. Hop. Buraya gelip ne olacak? Neyse, bu görev de tamam. Yalnız bu şapkadan kurtulmam lazım aslında da. Yani yüzümüz görünsün diye diğer kefen başlığı geri alabilirim. Gel bakalım abi. Tekrar lüftana mı gidiyorum? O iş tamam. Markart'taki olayı hallettik. The goddess smiles at your efforts, child. The dawn shines bright upon you. You have seen the young, fickle love of youth and helped a more seasoned love find its way. There is one final aspect we wish for you to explore. Neymiş o? For a strong love can withstand storms and even survive death. Take this symbol of Mara. She will guide you to the wandering souls of two whose love was so great that their entwinement binds them to this world. Mara madalyonu. Madalyonu takacağız. Mara is the handmaiden of... She is the bearer of love and the patron. If you wish tamam. to make a donation to her benevolence, speak to Maramal and ensure your true love will endure for all eternity. The dawn. Tamam, madalyonu takalım abi, sıkıntı yok. Ne de madalyon? Dur. İki taneymiş zaten. Ölmüş aşık ile konuş. Tamam. Hadi gidelim. Sevenleri birbirine karıştıracağız. Nereye gidiyorum, nereye? Tamam, şuradan oraya gideriz. Bizim çiftliğimize yakınmış zaten. Buradan da çiftliğe uğrarız. Malzemeleri toplarız. Hadi ya. Çiftliğin geldiğini alabilir miyim? 453. Hiç yoktan iyidir ya. Hah, bir sen eksiktin. Geliyor mu? Nereye gittin lan? Ha. Boş ver. Daha zamanımız çok. Önce burayı halledelim.
Geliyor mu peşimden? Gelmiyor, kaçtı gitti. Ne yapıyorsun? Parlak kızıl saç ve sakalı var. Either help me or be gone. He must be here somewhere. Peki. Şimdi çime modunda vurduk ya. Nerede? Parlayan bir şey var. Hayalet olma ihtimali var mı? Değil mi? Bu nedir abicim? Böyle bir şey var mıydı bunda? Neyse gel bakalım. Bu adamın şimdi cesedini ben nereden bulacağım? Neredeydi bu adamın cesedi? Lan. Muhtemelen şu anlatın olduğu yerde bir yerdeydi de. Da yok. Nerede lan bu adamın cesedi? Ölmüş aşık ile konuş. Konuştuk ya. Daha mı konuşacağız? Tamam. İkinci seçeneği de seçmem gerekiyormuş. Pardon. Tamam. Şimdi oldu. Pardon. Oo. Yağmurun sesi beni bastırıyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Burada bir sandık var. Bak! Korktum.
Abo. Bir anda gelince korktum. Öldü mü lan? Ölmedi ki. Aşağı inip geri yukarıya çıkıyor. Yani. Aşağı. Sakin ol, üst aşağıda. Hop. Başka var mı? Şurada vatandaşı gördük. Evet. Orada. Geride kaldı. We're expected to fight there tomorrow. Joker elected to camp here for the night. I don't like it. Burada kamp yapmayı neden seviyorsun? Our fires are visible for miles. We're in a low valley. Tamam. If she's come this far from home, it must be important. Lead on. I just need to report back to camp. Tamam, gel haydi. Hadi gel diyelim, gel. Konuşamadık. Geliyor musun? Geliyordur herhalde. Abi hangi ara gördün? Nereden gördün beni ya? Yağmur yağdı ha. Bu. Bu arada biri beni gördü ama. Hop. Değmedi mi? Üf, kötü vurdu.
Kaçıyorum. Kaçıyorum. Abo. Dur lan. Dur. Dur. Kötü bir şeydi. Tamam. Çok heyecanlı. Güzel. Yok yok. Benden size zarar gelmez abi. Valla. Dur lan. Ver. Aldın mı? Tamam. Yani yapacak bir şey yok. Genç bir kızız sonuçta. Güle güle. Mutluluklar diliyorum ben size. Simba'nın yanına tekrar gidelim. Peki. Dünya Balu. Ya bunun sesi biraz fazlaydı. All are welcome at the Temple of Mara. Ölmüş aşıkları buluşturdum. Your efforts have helped illuminate the entire province. I trust by now you've achieved a higher comprehension of love. Carry the blessings of Mara with you so the rest of the province may shine with her glories. Mara'nın temsilciliği eklendi. Bakalım neymiş o? Burada değil, pardon. Abi nereye ekledi onu? Efsun direnci şu. Tamam, %15 büyü direncimiz oldu. Güzel. Sonuçta büyücü değiliz normalde. İmparatorluk insanı olarak başladık. Bir büyü direncimiz olsun değil mi? Şuradaki kitapları bir okuyalım. Var mı başka kitap? Kolay gelsin. Bunları alsam. Bunlara hemen şöyle bir bakalım. Tamamdır. Başka var mı? Burada bir not var. Peki. Ya tamam. Güzel abi. Bir çiftliğe gidelim. Ne oluyor?
çiftliğimize gidelim abi. Şu malzemeleri yetiştiyse onları bir toplayalım. Ondan sonra da Kısar'a gideceğim. Şeyler... Bir de ıssız kente uğrayalım. Hala yağmur yağıyor burada. Gel abi, şunları bir toplayalım. Aldık mı? Aldık. Burada boştu zaten. Burayı da toplayalım. Efendim başlığı geri mi değiştirelim ya? Şu. Bu değil. Şu. Bu bizim üstümüzde miydi ya? Bir saniye. Ya maskesiz buradaymış. Tamam. Ya yüzümüz görünsün diye. Yoksa bir esprisi yok. Tamam, gel bakalım. Şimdi şu taşları, yüzlükleri artık biraz biriktireceğim. Bunları satmayacağım. Bunlar artık boş ver. Bunlar dursun. Kefen başlık, bunu at. Bunu kullanmayız. Direkt atıyorum abi. Bunlardan birini parçalayacaktık değil mi? Tamam. Dereyi parçalarız. Öbürü bizde kalır. Gel bakalım. Önce bir ıssız kente gideceğim. Simya ile ilgili yüzük ya da kolye tarzı bir şey geldiyse onu da satın alalım. Ya da başlık, taç. Neyse işte. Satılık nelerim var? Simya ile ilgili bir şeyin var mı? Sen bana onu söyle. Hiçbir şey yok. Peki. Başka neyin var? Yakım tacı, geç. Yüce eldivenini alalım. Bunlar lazım olacak. Aşağı gerek yok. Eldivenleri alalım abi. Yüzüğü de ver. Bunlara gerek yok. 2 gün sonra tılsımlamayı geliştirmek için aslında bunları alıyorum. Nord madalyonu. Yani elimizde iksir var mı ya? Ben bunları alıyorum ama.
Tamam, gel bakalım. Sende bu arada kaç altın vardı? Ona bakmadım. 824 altın varmış. Onu bırakmayalım. Bunları sat. Bir tane satsak. Tamam. Gel abi şuradan da. Yani şunu satalım direkt ya. Önemli değil. 2-3 altında benden sana bahşiş olsun abi. Finally. Bir de yandakine bakalım. Tüccara. Burada bir şey var mı? İyi bakar mısın? Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Sen de muhtemelen yoktur ama yine de bir şansımı denemek istiyorum. Yok. Peki. Bende çadır var mıydı ya? Bunu alalım mı? Büyük çadır, deri. 233. Ver ya. Bir şey olmaz. Elimizdeki derilerle onu 2 kişilik veya 4 kişilik vesaire bir şeyler yapabiliriz. Şimdi senden o parayı ben geri alayım abicim. Böyle yapalım. 188 altın kalmış. Bunu sat. 36'lık ne var abi? Pazarlık iksiri. Pazarlık iksirini de hiç kullanmadık. Yaş eğitim alırken kullanırız. Önemli değil. Şunu sat. 4 altın kaldı. Onun yerine de 2 tane. Ben şunlardan satabilirim. Hop. Tamamdır. Olur. Gel abi şimdi şeye gidelim. Kışı sara. Oradaki eğitmenlerden de şeyler toplamaya başlayalım yavaş yavaş. Bu büyük ruh cevherleri ve kara ruh cevherlerini özellikle. Hatta kocaman. Kara ruh cevheri orada var mıydı? Çok hatırlamıyorum ama büyük ruh cevheri vardır. Ben de... Tamam. Ya 1-2 saat uyuyalım. Şapkayı vesaire çıkarmadı. Moddan dolayı mı? Çok önemli de değil. Böyle bir 9 saat uyuyalım ya. Bu bölüm değil de sonraki bölüm Tofter'in ana görevini yapalım. Giriş kısmını. Sanırım orayı yapmadık. Bölüm. Buraya bir gel bakalım. Birkaç tane eğitmen bulabilirsek onlardan cevherler toplamaya başlayalım. Tabii üstümüzde iksir kalmadı değil mi? Aynen. 6 tane iksirimiz kalmış. Kaç tane eksir mi yapalım önce? Abi sen şunu tak. Kimya kolyesi. Şu. Yani de başka olsaydı güzel olurdu. Ağaç mantarı. Kulu mantar sürüngen dokunacak.
Yeterli olur şimdilik. Pazarlık kolyesini de takalım. Zentar mıydı? Zentarı. Peki. Hazır aklımdayken. Deriyi parçalayalım abi. Üstümüzdeki %17 veriyor nasıl olsa. Şunu bir iptal et. Okey. Tılsımlama 31 oldu. Kopterin damıtma düzeni ver. Bunu da yapacağız nasıl olsa. Şunları bir ver abi. Hop. Başka? Burada bir şey yok. Birader. Patalık nelerim var? Alev ifriti, ayaz ifriti. Tamam gel bakalım abi. Büyük ruh cevheri. Bunları bir ver. Kocamanları da ver. Hitabet 56 oldu. Güzel. Bunları almayacağım. Peki. Abi saniye. Parayı almayı unuttuk. Hatta büyük kitapların hepsini almaya başlayalım mı? Mezar muhafızı çağırırmış. Ver. Bakalım abi. Karabasan ruh çağırır. Öldüğünde kendisini öldürenin yeteneklerini 10 puan çalıp kısa süreliğine oyuncuya aktarır. Ver. Ölümbas çağırma. Maliyet 500 puanlarını kullanılan tılsımlı bir silahtan atmaya kadar. O neyle? Ben bunu almamış mıydım? Sihirli kalkanı. Ver abi. Elbetme ve yanılsama. Bizdeki neydi abi? O çırak bizdeki kalfaydı ama. Tamam. Efsun %100 daha hızlı yenilenir. Biz bunu almıştık değil mi? Neyse. Çok önemli değil. Ama en önemli şeyi unuttuk. (Gülüyor) 5000 altın varmış sende. Peki. Şöyle yapsam bir tanesini iptal etsem 5020. Okey. 80 altın kaldı. Bir tane zehir satayım. 4 altın da benden sana bahşiş olsun. Önemli değil. Hop. Tamamdır. Güzel. Hem item aldık. Hem büyük kitap aldık. Hem paramızı geri aldık. Eğitim alabiliyor muyuz? Level almadık ama. Bana celbetmeyi öğret. Tamam bu levelin eğitim hakkını almıştık zaten. Okey. Ve bakayım. Aslında biraz çırpınsak level alırız. Bir iki tane görev yapsak. Elbette görebiliyorum. Patalık nelerim var? Ses puan. Ben bunu öğrenmedim mi? Ver. Hitabet 57 oldu. Güzel. Zihin görüşü ne abi? Geçtim onu. Boğut gölge. Bunu da ver. Değişik bir şeye benziyor.
Gel bakalım. ...3806 varmış bunda da. Tamam. 308'lik neyimiz var? Bunu sat. Zehirleri bir satalım önce. 150'lik. Geç onu. Burada satabileceğim bir şey var mı? Şu an için yok. Bunlardan bir tane sattık. Geldim bir tane de nar taşı satayım. Okeydir. Farewell. Bu büyüleri bir öğrenelim. Kitapları bir okuyalım abi. Başka bir şey yok. Hayalet adım neymiş abi ya? Bir merak ettim. Bu arada puanımız da yok. Tamam. Ses puanı biliyoruz zaten. Dur. Buradan. Hayalet adım. Tamam. Bildiğin görünmezlik. Büyü yaptığım yere tekrar ışınlanıyorum. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Diğer eğitmenler nerede? O yaklaşık bir saat olmuş. Bugünlük burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, aşağıda ufak bir yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.